Eğitim Camiası'nın değerli öğretmenleri, değerli amirleri, değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Büyük Padişahımız İstanbul'u fethettiği zaman malum Orta Çağ'ı kapatmış, Yeni Çağ'ı açmıştı. Bugün de bu tarihte de biz Fatih projesiyle Fatih Sultan Mehmet adına yakışır bir tarzda belki bir çağ kapanmayacak ama bilgi çağına adapte olma yolunda önemli adımlar atacağız. Ve bugün itibariyle ilçemizde başlatılan Fatih projesinin uygulanması gelmesiyle Anadolu Lisemizde, ilçemizde olan Anadolu Lisemizde 64 öğretmenimize, 352 öğrencimize toplam 416 adet tablet bilgisayar bu kapsamda ulaşacak. Hepinizin de bildiği üzere bu arada bu zamana kadar da hepinizin sınıflarında akıllı tahtalar yerleştirildi, monte edildi ve onları kullanmaya başladınız. Bununla uyumlu olarak da, bu projenin devamı olarak da tabletler de bugün itibariyle sizlere ulaştırılacak. Devam edecek bir süreç, önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl içerisinde orta öğretim kısımları tamamlanacak. Ardından ilk öğretim okullarına bu bilgisayarların hepsi, akıllı tahtaların hepsi monte edilecek ve sizler bilgi çağına adapte olmadığına önemli bir adım atmış olacaksınız. Bilgi çağı, şimdi yaşadığımız çağda en önemli şey bilgiye ulaşmak. Mevcut bilgiye, bu zamana kadar kat edilmiş mesafelere kolay yoldan ulaşmaya çalışmak. Önemlisi bu. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu bilgilere ulaşıp hepiniz sizlere sağlanan bilgilerle herkes kendi kapasitesine göre, kendi ilgi alanına göre, kendi ilgilendiği alana göre, branşına göre bu bilgileri yeni bir şeyler katacak. Kiminiz matematikçi olacaksınız, matematik alanında yeni buluşlar yapacaksınız. Kiminiz robot yapacaksınız, kiminiz bilgisayarda yeni çığırlar açacaksınız, yeni devirler açacaksınız. Kiminiz belki görsel sanatlarda veya edebiyatta yeni alanlara ulaşacaksınız. Ama şu gün itibariyle sizlere sağlanan bu imkanlarla mevcut gelinmiş noktanın bilgisine erişeceksiniz kolay bir şekilde ve bunları hazmederek, üzerine koyarak yeni bilgi çağlarına doğru yelken açacaksınız. Ülkemiz açısından da çok önemli. Ülkeler gelişmişlikleri bilgiyle ölçülüyor. Bilginin kullanımıyla ölçülüyor. Bugün 1453 yılındaki gibi savaşlar yapılmıyor malum. Robotlarla veya bilgisayar ortamından veya uydularla veya başka metotlar kullanarak savaşlar yapılıyor. Daha ileri, daha güçlü, daha güvenilir, daha inandığımız bir Türkiye için sizlerin bu teknolojiyi doğru kullanması çok önemli. Tabii doğru kullanmak önemli diyoruz. Bilgisayar veya tablet veya teknoloji bu saydığımız, bahsettiğimiz noktaların yanında çok önemli götürüleri de olabiliyor. Kişiden kişiye fark eden durumlar. Mesela çok vaktinizi alabiliyor. Bilgisayarın başında kaybedilen vakit maalesef ziyan olan, boşa geçirilen bir vakit ve bilgiye ulaşmanızı engelleyen de bir vakit olarak karşınıza çıkabiliyor. Geniş bir ortam, sosyal ağlarla birçok yerlere ulaşabiliyorsunuz. Ama bu sosyal ağları kullanan sizin gibi aklı başında gençlerin yanında maalesef kötü amaçları, kötü emelleri veya farklı düşünceleri aktarmak için örgütlenmiş kişiler de bulunabiliyor. Zararlı bir çevre edinmenize de sebep olabiliyor. Sizler hepiniz aklınızı, bilginizi, mantığınızı kullanarak bilgisayarı doğru kullanmak, doğru bir şekilde faydalanmak ve bu zararlı çevrelerden uzak durmak adına herkes kendi düşündüğünü yapacak. Bir yandan doğru bilgi diyoruz ama birçok da gereksiz bilgi de var. İnternet ortamına girdiğiniz zaman yanlış bilgi de var. Bunları ayırt etmek de önemli. Kılavuz önemli bu noktada. Öğretmenleriniz size çok güzel bir kılavuz. Bu zamana kadar elde ettiğiniz 9 senedir eğitim sürecinde elde ettiğiniz size bilgiler, aktarılan bilgiler çok önemli. Yanlış bilgiyi doğru bilgiyi ayırt etmek noktasındaki düzeni siz göstereceksiniz. Kolaycılık yerleşiyor. Kolay bilgiye kolay ulaşınca kolaycılık yerleşiyor. Her şeyi işte Google arama motoru var veya başka Yandex gibi
arama motorları var. Buradan çok kolay bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu kolaycılık, araştırma yapmama gereği duyma gibi ödevinizi bile bilgisayardan yapma durumuna geliyorsunuz. Kolaycılığa düşmeyeceksiniz, araştırıcı olacaksınız. Kolaycılık olunca zihin tembelli oluyor tabii. Hafıza kullanmakta, hafızanın gelişmesine engel bir durum ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi sizlere zarar verici unsurları, teknolojinin bilgisayarın zarar verici unsurları. Bunları da göz önüne alarak sizlere sağlanan bu güzel imkanı en güzel şekilde kullanmak yoluna gideceksiniz. Devletimiz büyük. Sizlere bu güzel imkanları sunuyor. Şu anda Türkiye'deki tüm illerimizdeki okuyan, tüm okullarımızda okuyan öğrencilere bu bilgisayarlar ulaştırılmaya başlandı. Sizlere düşen bir teşekkür var. Bu teşekkürü bugünden başlayarak, bugün bu törenden sonra başlayarak gerekirse, yapmak mecburiyetindesiniz, görevindesiniz, zorunluluğundasınız. Kendiniz için, ülkeniz için, aileniz için, bayrak için yapmak zorundasınız. Sizler bunun üzerine bir şeyler katmak zorundasınız. Elinize hazır tabletler verilecek. Bunlar bugünün tableti. Sizlere düşen teşekkür borcu, daha güzel bir tablet yapmanın arayış içerisinde olmak. O tabletin içerisinde bazı programlar olacak, bazı yazılımlar olacak. O yazılımları yeni yazılımlar eklemekle sizler bu teşekkürü sağlayacaksınız bu vatanın, bu millete. Yeni teknolojiler üreterek yapacaksınız. Sizlere düşen en önemli görev ve teşekkür, sizden beklediğimiz teşekkür bu. Yoksa bu bilgisayarlar önemli değiller ve daha güzelleri de alır, sizlere emanet eder, sizlere verir. Ama sizler bir teşekkür borcunuz var. Bunu da bu şekilde ödeyeceksiniz. Sizlerden bizler bunları bekliyoruz. Emeği geçen herkese, buraya geldiğiniz için ve bunları güzel kullanacak herkese ben şimdiden teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, sizler için, ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.